الثامن من آفات القلب التقليد. Kalple ilgili, kalp dünyamızla ilgili başımıza gelebilecek sıkıntılardan bir tanesi de taklittir. Taklit yani ne gibi? Salih Hafız bunu buraya koydu. Ben de kullanıyorum, buraya koyuyorum. Niye buraya koydum bunu ben? Salih oraya koymuştu. Sen buraya koy, daha uygun olur belki. Salih buraya koymuştu, burada dursun. Neyime gerek? Onun gittiği yoldan gideyim. Yani biraz benzetme ağır olacak ama müşahhas yapmadığımız için bir sıkıntı yok. Yakın yıllarda Hatay'da bir olay olmuştu. Bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz? Büyük bir yamaçtan 120 tane mine bir koyun ard arda düşmüşlerdi. Hatırlıyor musunuz bu olayı? 2-3. Biri atlamış, onun peşine hepsi gitmişti. Yani bir koyun, hatırlıyor musunuz? Evet hocam, evet. 120 tane mine koyun, böyle adam telef olmuş. O yamacın resmini görmüştüm ben. Ya önündeki düşerken koyun bağırıyor. Sen ne gidiyorsun? Ama koyun taklitçi bir hayvan. Onun için çobanlar bir tane koyuna tuz gösteriyor avucunda. O koyun gelince 2000 kişilik sürü hop peşinden geliyor. Yoksa tek tek o koyunlar toplansa herhalde çobanın ömrü biter. Ama bir tanesini çekince, bir tanesi nereye gidiyorsa ya da çobanın köpeği bir tanesini sürüyor, korkutuyor. Hepsi onun peşinden gidiyor. Bu taklit işte. Mümin Allah'ın peygamberinden başka kimseyi taklit etmez. İmam-ı Azam'ı biz taklit etmiyoruz mu? Hayır. İmam-ı Azam bize Resulullah'ı gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın diyor, Resulullah böyle yaptı diyor. İmam Malik ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı diyor. Hepimiz hepsini aynı anda gösterdiğine gidemeyeceğimiz için bir İmam Malik'e ancak takatimiz yetiyor. Yoksa ticaretimiz var, işimiz var, evliliğimiz var, bir sürü uyuyacağız. Bir yani biz İmam-ı Azam'ın kulları değiliz. Rahmetullahi aleyh. İmam-ı Azam'ın talebeleriyiz. Taklitçileri değiliz. Yani bize İmam-ı Azam kendi dinini, kendi görüşünü aşılamıyor. Allah'ı ve peygamberini gösteriyor. Ashab-ı kiramı örnek gösteriyor. Dolayısıyla dini konularda o koyunlar gibi atlamak yok. Ne var? Bana Resulullah'ı göster sallallahu aleyhi ve sellem. İtimat ediyoruz ki Ebu Hanife bize Resulullah'tan başkasını göstermez sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam. Biz de İmam-ı Azam'a itimat. Öyle değil de ben anlamam. Ben İmam-ı Azam'ın ne derse yaparım. Ben İmam-ı Azam yeter bana diyenin imanı olmaz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tan sonra Ebu Hanife diye bir cümle var mı? Onun için biz Hanefi mezhebindeniz, Hanefi dininden değiliz. O kardeşimiz Şafii mezhebindendir. Şafii dini diye bir din yoktur. Böyle diyen de yok zaten. Olmaz böyle diyen. Filanca kardeşimiz Nakşi tarikatına mensuptur. Nakşilik tarikatına mensup. Nakşilik dinine mensup değil. Nakşilik dini dersen İslam'ın dışında bir şey olur. Tarikat ne demek? Daha ince ayarları öğreten bir hocanın talebesi olmak demek. O da seni Allah-u Teala'ya götürecek, peygamberine götürecek. Etrafımda toplanın derse, yani beni ölçü alın derse, kör taklit bu. Kör taklit, o koyunların yamaçtan atlamasının, yani o keşke filmi alınabilse var ya, insanoğlu için çok güzel bir ders olurdu. Bu kadar, yani peki biz onu şimdi konuşuyoruz, insanlarda bunun örneği yok mu Talha Hocam? Var hocam. Milyonlar böyle. Milyonlar böyle. Hiç böyle unutamadığım, ismini zikretmeyeyim, azabına sebep olmasın. Mısır'da meşhur bir şarkıcı kadın vardır. Hatta bizde فَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سِنِيَةِ الْوَدَعِ diye okunan bir şey var. Onun şeyidir o, şarkısıdır. Aynı zamanda dini şarkılarda söyler biri. Bu meşhur Abdülnasır döneminin kadınlarından. Yani o öldüğü gün tam hatırlamıyorum 25 mi 28 mi insan intihar etti o gün. İsmini söylemeyeceğim, azabı artmasın çünkü burada bu dersi dinleyen herkes intihar, yani o intiharlar zikredildikçe azabı artacak. Niye? Bizim meşhur şarkıcımız niye öldü diye.
Birisi intihar etmiş. İşte haber çıkmış filanca şarkıcıya matem tuttu, intihar etti. Ben onu ondan fazla severim deyip 20 diyelim. 20 kişi o koyunlar gibi atladılar. Koyunun bir manası var. Alışmış çoban onu bir koyunun peşinden sürüklüyor. İnsan, güya Müslüman. Maazallah. Kıptilerden de değil ha, Mısırlılardan yani. O Hristiyan nesilden de değil. Çünkü Müslümanların şarkıcısıydı o. O koyunlar da çok iyi bir örnek. O şarkıcının peşinden intihar edenler de örnek. Ben Mekke'deyken Suudi Arabistan futbol takımı bir Asya kupası mı? Bir kupa bu. Elhamdülillah futbolla ilgili bir bilgim yok. Hamdü senalar olsun. Bir kupaya müşterek olmuştu da yarısını mı kazan, yarı final mi bir şeyler kazanmıştı. Biz saatlerce okuldan çıkamadık. Mekke sokakları bile böyle bir panayır yerine dönmüştü. Sonra duyduk ki 13 kişi mi ne intihar etmiş o gece mutluluktan. Ülkelerin takımı işte galip gelmiş. Bu kör taklit. Bir futbol diye bir put çıkarıyorlar. Yuha herkes futbol. Mesela çok dikkatimi çeker. Çocukları test etmek için bazen soruyorum. Hangi takımı tutuyorsun? Amca biz ailece filan takımdanız diyor. Ailece filan takımız. Mesela biz filan yerdeniz. Niye başka takımlı olalım ki? Kör taklit. Bunlar futbol takımında olabilir. Ailece filan futbol takımlı olabilirsin. Ahlakı olmayan, la halaka lehum fil ahira, ahiretten nasibi olmayan birileri bir şarkıcı öldü diye Allah'ı protesto etmek için haşa intihar etmiş olabilir. Ama itikat konusunda, ibadat konusunda, şeriatımızın ilgilendirdiği ahlaki konularda kör taklit yapamayız maazallah. Bu bizim için vebal olur. Kör taklit o zaman tehlikeli. Peki taklidi önleyecek nedir? Allah Kur'an'da ne buyurduysa. Onu taklit edeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde ne buyurduysa onu taklit edeceğiz. Ümmetimiz neye icma etti? Ashab-ı kiram biz böyle düşünüyoruz. Başımızın üstünde o. Fukahamız içtihad edip bu böyledir dediler. Başımızın üstünde. Siyasi konularda, günlük konularda, sosyal konularda herkes gibi biz de adamız. Kanaat kullanırız. Yani mesela apartmanlar yatay mı büyüsün, dikey mi büyüsün şehirler? Ya bu konuda bir ayet var mı? Yok. Bir hadis var mı? Yok. Yani şehirler iki katlı evlerle araziye mi yayılsın? Yoksa bir yere 20 katlı apartman yapıp boş ormanlıklar mı bırakalım? Kur'an'da böyle bir emir var mı, yasak? Hadiste var mı? İmam-ı Azam böyle bir şey demiş mi? Ashab-ı kiram böyle bir şey demiş mi? Yok. Yok kardeşim, siyaset olarak nasıl uygun görüyorsanız yapın. Benim sevdiğim, desteklediğim parti dikey olsun diyor. Yapın dikey gitsin. Bu dinimle ilgili değil. Niye? Dikey yaparsan bize büyük ormanlık araziler kalacak. Dikey yapmaz, iki katlı yaparsan evin önünde iki tane kavak ağacı olacak. Tercihi yap. Yani insanlığın kendi planlamalarıyla ilgili şehircilik planını istediğin gibi yap. Ama öyle yapacaksın diye bunlardan bir tanesini de şehrime cami yapmayacaksan yer kalmıyor diye. Dur bir dakika. Mabetsiz şehir yapma bana. Lanet ederim o şehre ben sonra. Mabetsizleştirdiğin şehre lanet ederim. Oranın otobüs durağından bile inmem ben bir daha. Onun dışında serbest bıraktıysa Allah-u Teala ben ne zorlaştıracağım onu. Müslüman olarak illa ben her şeye muhalefet etmem gereken birisi değilim. Evet, şimdi bu kör taklitle ilgili konuştuk değil mi bunu? Bakalım buradan bir iki not okuyalım hocamızdan, Allah rahmet eylesin. Kör taklidi ne görüyor? Kalbi körelten afetlerden, mümin şahsiyeti zedeleyen sıkıntılardan biri görüyor. Evet. وَهُوَ الْاِقْتِدَاءُ بِالْغَيْرِ لِمُجَرَّدِ حُسْنِ الظَّنِّ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ وَتَحْقِيقٍ. Bak şimdi taklit nedir? Kör taklit. Bir araştırma yapmadan, belgeye dayandırmadan, sadece iyi niyetle başkasının peşinden gitmek. Tahkik yapmıyorsun. Bir belge istemiyorsun. Çok değerli bir arkadaş, memleketlimiz, şu bu diye iyi niyet, kendine göre iyi bir niyetle başkasının peşinden gitmeye kör taklit deniyor. Evet.
Ve de la yecuzu fil akaidi. İman konularında böyle bir şey olmaz. İyi niyetle filan yok. Allah ne emrettiyse o var. Ümmeti Muhammed ne düşünüyorsa o. Ashab-ı kiram ne düşündüyse o. Bu ümmetin büyükleri ne dediyse o. Böyle kanaat kullanmak. Doktora tezleri bilmem ne böyle filan kurultayda alınmış karar yok artık. Akaid konusunda bizim kararlarımız alındı bitti. Mesela Din İşleri Yüksek Kurulu diyelim. Müslümanların hürmet ettiği, saygı duyduğu bir kurum değil mi? Toplansa dese ki imanın şartlarını 7'ye çıkardık. Böyle bir hakları var mı? Kör taklit olur. E bizim memleketin Din İşleri Yüksek Kurulu diye kabul mü edeceğiz onu? Hop haddinizi bilin diyeceğiz. Veya 5'e düşürse, kadere imana gerek yok dese, haddinizi bilin. Sizin kurulunuz bizden değil deriz o zaman. Böyle bir şey yok ama. Misal yani en üst muteber bir kurum olduğu için onu örnek veriyorum. Evet. Bel la butte min nazarin ve istidlalin velev ala tariqatil icmali. Yani muhakkak bir inceleme yapmamız lazım. Aksi takdirde itikatta onu bunu körü körüne taklit edemeyiz. İtikat konuları, iman konu, Allah, melekler, kitap, peygamberler, ahiret, dirilmek, kader, sırat, mizan, bu konularda kimseyi konuşturmayız. Konuşulan konuşuldu, kapandı kitap. Kalem kurudu diyor ya hadis-i şerifte. Kalem kırıldı, kuruldu. Bitti artık. Bu emmet taklidu fil amal. Amellerimizde taklide gelince. Fecaizun limen kâne adlen müçtehiden. Ha. Ameli konularda yani filan konuda ne yapacağız? Mesela en canlı örnek, kürtaj caiz mi değil mi? Kürtaj yapabilir miyiz? Müçtehid, yani fıkıh çok iyi bilen, Allah'ın şeriatını bilen bir alime hasta kadınımızı götürürüz. Çocuğu karnındaki doktor raporunu da götürürüz. Kürtaj yapabilirsin diyebilirim. Diyebilir. Biz o alimi taklit edersek vebale girer miyiz? Girmeyiz. Niye? Çünkü imanla ilgili bir mesele değil. Bu sağlıkla ilgili bir mesele. Sağlıkta da Allah-u Teala müçtehit kullarıma uyun bana. Buradaki taklit gerekiyor. Kör taklit değil bu. Cahilim, alim buldum, alimi taklit ettim. Ama o alim bana dedi ki artık meleklere inanmayalım. Sen alim değilsin ondan sonra. Seni zaten alimlikten sildik o zaman.